Konya'da şu anda Ümitler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan milli sporcularımız seçme müsabakalarındayız. Ümitler seçme müsabakalarımız dün itibariyle bitti. Bugün Yıldızlar seçme müsabakalarımız başladı. Yarın son bulacak. Burada Ümitler'de şampiyon olan, kota olan sporcularımız Polonya'da yapılacak olan Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Arkasından Yıldızlar'da burada derece yapan, birinci olan sporcularımız, kota alan sporcularımız İspanya'da yapılacak olan 13-15 yaş grubu şampiyonada ülkemizi temsil edecekler. Çok başarılı maçlar çıktı. Sadece seçme değil, aynı zamanda tecrübelerin de artması tabii buradaki bu en büyük kazanımlarımızdan birisi. Hedeflerimiz var. Başarılı olan bir branşımızın akarsu, deniz ve arkasından okyanus diyoruz. Okyanus tabii ki bizim için olimpiyattır. Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Uzak değiliz. 2 yıldan daha az bir zaman var. Ama hazırlıklarımız Grand Prix ve diğer müsabakalarda dünya şampiyonu aldığımız derecelerle şu anda çok umutluyuz. Çok iddialıyız. İnşallah ülkemizi orada da Tokyo'da da en iyi şekilde temsil edecek. Altyapıyı buralardan hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle de geçmişte olduğu gibi Tokyo'da çok büyük bir patlama yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle Genç Spor Bakanlığımız hakikaten çok güzel projeler yapıyor. Tesisleşme çok güzel gidiyor. Son 15 yılda yapılan tesislerin bence Avrupa'yı yakaladığımıza inanıyorum. Stadyumlar konusunda, yapılan spor salonları konusunda Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı arasındaki koordinasyon tabii bunlar hepsi çok büyük kazanımlar ama sporda başarı birden yakalayamazsınız. Belli bir zaman dilimi içinde altyapıya önem verip hem antrenör insan kaynağını çok iyi geliştirip antrenörle beraber sporcu kaynağını harmonize edip belli bir sistematik bilimsel çalışmalarla 10 yılda 15 yılda ben çok önemli bir başarının yakalanacağına inanıyorum. Bu gelişmeler tabii ki spordan gelen bir cumhurbaşkanımızın olması ve spora çok büyük ehemmiyet vermesi hakikaten Türkiye'deki son 10 yılda çok büyük, son 15 yılda sıçrama olduğunu görüyoruz. Tesislere bakın. O tesislerde sadece stadyumlar değil, çok büyük arena spor salonları. Bunlar eskiden bizim özlemimizdi. Ama bunlar yeterli değil, onu da söyleyeyim. Bunların içinde olduracak bir insan kaynağının çok hızlı bir şekilde redaktif edilmesi lazım. Bu konuda da üniversiteler, Milli Eğitim, Gençlik Spor Bakanlığı ortak çalışmalarla eğer bu projeler daha da hızlanırsa gelecekte diğer branştaki arkadaşlarımın da ki yavaş yavaş bazı branşlarda kıpırdanma görüyoruz. Jimnastikte görüyoruz, judoda görüyoruz, bazı branşlarda kanoda görüyoruz. Yani bu çalışmalar hemen 2 yılda, 3 yılda olacak çalışmalar değil. Bir olimpiyat sporcusu 10 yılda yetişir. 12 yaşında aldığınız bir sporcu 22 yaşında ancak siz bir tecrübeli bir insan haline getirirsiniz. Ben inanıyorum ki Türkiye iyi yolda. İşte tohumlar kuruldu, orada çocuklarımız yetiştiriliyor. Onların daha iyi böyle büyütülmesi için çalışılıyor. Neticede iyi bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki yıllarda büyük bir patlama olur inancındayım. Hakikaten umutluyduk. Neden? Çünkü ülkemizde futbol çok sevilen bir branş. Ama şunu gördü ki gene Avrupa kendi içinde bu oylamayı bir Avrupa ülkesi için kullandı. İsterdi ki doğuyla batı arasında köprü olan gerçekten barışın ve sükunetin temsilcisi, mazlumların destekçisi bir ülkenin içinde dünyaya bir mesaj olarak Türkiye'nin bu şampiyonaya Türkiye'nin verilmesi Avrupa'yla köprü olan, Orta Doğu'ya köprü olan Avrupa ile Türkiye'nin arasında çok güzel bir imaj oluşturacaktı. Yapamadılar. Daha önce olimpiyatlara adaydı Türkiye biliyorsunuz. Çok önemli bir İslam ülkesi ilk defa olimpiyatları yapacaktı. Çünkü sporun ana amacı, olimpizmin ana amacı barış ve kardeşliktir. Bunu tesis etme noktasında böyle bir imkanların Türkiye'ye verilmesi bana göre hem dünya barışına hem dünya kardeşliğine çok büyük katkıda bulunacaktı. Yani Avrupa biraz bu konuda kaybetti diyorum.